360 ekranlarından Gezmek Olsun programından herkese merhabalar efendim. Umarım çok güzel bir gün geçirirsiniz ve kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onu sizlere söyleyelim. Biz bugün Gezmek Olsun'da Haramidere'de bulunan Eskici Pazar'dayız. Efendim burası o kadar büyük bir yer ki bir programa sığmayacak şekilde büyüklükte. Konuşabildim mi? Evet diyor Mithat. O yüzden biz daha önce buraya gelmiştik, yine geldik, hep geleceğiz. Daha önce geldiğimizde farklı farklı bölümlerini sizlere göstermiştik buranın. Peki bugün ne mi göstereceğiz sizlere? Neyin rehberliğini mi yapacağız? Ev aksesuarları. Avizeyi, salonunuza koyabileceğiniz herhangi bir objeyi ne kadar alabilirsiniz ve burada neler var? E o zaman ne yapalım? Hemen biz ne kadar harcayacağız bugün? Paramızı alalım ve başlayalım programı. 50 mi? 50. Bu para böyle mi verilir? Zarf nerede? Kırtasiye kapanmış. Kırtasiye kapanmış diyor. Yazıklar olsun. 50 ne peki? Yeter mi? Kime göre yeter? Beğenmediysen ver. Beğenmediysen ver diyor bana Mithat. Vermiyorum. Önemli olan çok parayla değil, az parayla neler yapılabileceğini göstermek diyelim. Ve hiç uzatmadan ev aksesuarlarına falan bakmak için sabırsızlanıyorum. 50, 60, 360 ekranlarında Gezmek Olsun, bütün güzel enerjimiz de başlasın. Sabah 10'da açılıyor, akşam da saat 9'da kapanıyor. Daha önceki bölümlerde de zaten bunun bilgisini vermiştim ama televizyon ekranlarını yeni açan sevgili seyircilerim için yine bilgisini tabii ki vereceğim yani. Değil mi Mithat? Evet, ver, ver. Evet, ver, ver diyor. Her zaman bu bilgileri ver diyor. Ulaşım da çok kolay. Beylikdüzü metrobüs durağında iniyorsunuz. Yürüme mesafesinde ev aksesuarlarından tutun da işte duvarınıza asabileceğiniz güzel resimlere kadar burada ne ararsanız var. Biz bugün ev aksesuarları ve ne yapacağız? Portrelere, resimlere bakacağız ve sizlere rehber olmaya çalışacağız burada. Değil mi? Merhabalar efendim. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? İyiyiz biz de. Bu arada burada sadece ev aksesuarları yok sevgili seyirciler. Burada hemen şöyle gidelim bakın. Böyle gördüğünüz gibi küçük abajurlar var ama hepsi de bu arada bunların tasarım ürünler. Yeni koleksiyonlarmış şöyle gördüğünüz gibi. Onun dışında bakın şöyle evinizde kullanabileceğiniz güzel objeler var. Sonra burada sadece aksesuarlar yok. Burada gördüğünüz gibi şöyle takılar, taşlar da var. Doğal özel taşlar da var. Doğal enerji taşları da var. Ne ararsanız var. O zaman beyefendi buranın özelliği ne? Vallahi burada çok güzel ürünler var. Burada sadece aksesuarlar yok. Şöyle gördüğünüz gibi doğal taşlardan oluşan yüzüğünden kolyesine, küpesine, saatine kadar ne ararsanız var. Ama ben buranın özelliği nedir bu dükkanın özelliği? Sözü ne yapayım size bırakayım. Pekala. Mağazamızın genel özelliği mağazamızda Çin ürünleri hiç yok. Plastik, polyester ve kimyasal içerikli ürün özellikle hiç koymuyoruz. Bizim müşteri portföyümüzde tabii ki biraz farklı oluyor böylece. Tamamen doğal, tamamen natural. Gördüğünüz gibi duvar aksesuarlarından başlayıp taban ve yer aksesuarlarına kadar inen bir döngü var. Avizeler bizim imalatımız. Tamamen Osmanlı tarzını yansıtan, zamanında insanların kapalı çarşıdan görüp özendikleri bir tarzdır bu. Onun dışında kullanılan her şeyde fabrikasyon hiçbir şey yok. Tamamen elle yapılmış, elle yapılmış çalışmalar. Ben buradayım gerçekten. Ama niye bana bakarak konuşmuyorsunuz? Aynı zamanda görerek dönmek istedim. Hayır, hep kameramana bakıyorsunuz. Meşhur olmak istemedim. Evet. Hayır, meşhur olmak istiyorsunuz. Ben sizi meşhur yapmıyorum. Benim, bana anlatın. Pekala. Bırakın onları. Bunun dışında bizim cam ürünlerimiz var. Onlar çok önemli. Dediğim gibi takılarda takıların birçoğu bizim öğrenci tasarımlarımız. Onları geliştirerek buraya kadar getiriyoruz. Ve ondan sonra toptan dünyasına sunuyoruz. Doğal taş taşlarda tılsım taşlar, enerji taşları birçok hastalıkları demeyeyim diye birçok vücudun dengesini sağlayıcı özellikleri taşıyan taşlar var. Ben de çok dengesizim. Benim mutlaka doğal taştan bir tane bir yüzük müzük almam lazım. Tabii yani eğer siz vücudunuzdaki denge problemiyle ilgili sorunu net biliyorsanız bize aktarırsınız. Tabii yani. Biz de gereken taşı sunarız.
Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başka? Ben çok iddialıyım. Mağazamızın Avrupa yakasında hala kendini koruyabilmiş özelliklere sahip tek mağaza olduğunu düşünüyorum. O zaman şöyle yapalım. Şimdi burada fiyatlar ne kadardan başlıyor? Ya 20 liradan 250-300 liraya kadar çıkan bir obje aralığı var. En uygun ürünün fiyatı 20 lira mı bu dükkanın ya, içinde? Takım uyguna girersek tabii ki 10 liradan başlayarak. 10 liradan başlayıp kaç liraya kadar? Yani limit söylemiyorum da 250 uygun. 250-300 liraya kadar bütçeniz doğrultusunda bu mağazadan istediğinizi alabilirsiniz sevgili seyirciler. Pazarlığınızı yapabilirsiniz aynı zamanda. Evet, şimdi şöyle bir şey var. Buraya geldiğiniz zaman bakın böyle. Şöyle. Hindistan cevizinden bu. Gördüğünüz gibi kase. Evet. Hindistan cevizinden. Bunu bu şekilde ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. Hem Hindistan cevizinden böyle kase alabilirsiniz. Hem de şöyle objeleri alabilirsiniz. Böyle ürünleri ne yapabilirsiniz? Buraya geldiğiniz zaman satın alabilirsiniz uygun fiyata. Şimdi burada kullanılan ürünlerin hepsi evet ağaç. Ağaç kesilmesine neyiz? Karşıyız. Ama bu ürünler kötü atılmış ağaçların değerlendirilmiş bir şekilde bize sunulmuş şekli. Evet, bir yağdırmış ağaçlar. Ne kadar güzel konuştum. O zaman 10 lirayla 250 lira arasında buraya gelip istediğinizi alabilirsiniz diyelim. Ve burası çok güzel bir yer. İlla bir şey almak zorunda değilsiniz. Benim gibi paranızı cebinizde koyup ne yapabilirsiniz? Sadece gezip fikir de edinebilirsiniz yani. Ben birazcık bir mağazayı karıştırayım. Ama karıştırmadan önce siz şöyle bir gezin bakayım. Burada neler var? Varmış, neler yokmuş. Arabam çekil, önümden çekil demek isterdim ama arabam yok. Neden yok? Annenin arabası vardı diyor Mithat. Aldı değil mi? Evet aldı. Babam da araba almıyor. Annem de arabasını aldı. Yapacak bir şey yok. Efendim? Mithat diyor ki hor kullanıyorsun diyor. Motor parçaladın Yıldız diyor. Tabii ki sana araba almazlar diyor. Babam zaten beni normalde sevmediği için araba da almaz. Para da vermez, param olmasa hiç. Ben muhtemelen tamam mı üveyim? Bence baban kimi sevip sevmeyeceğini çok iyi bilmiş. Bence diyor baban diyor kimi sevip sevmeyeceğini çok iyi bilmiş diyor Mithat. Neyse. Kimden yanasın? Tarafını seç. Babamdan yanayım. O zaman git buradan. Hayır gitme gel. Gel. Tamam istediğin gibi babamdan yana ol. Hiç önemli değil. Şu baba muhabbetini bir kenara bırakalım. Ve ne yapalım? Duvar aksesuarlarına geçelim. Burada çok güzel duvar aksesuarları var gördüğünüz gibi. Mithat arabayı çekiyordu. İşin esprisi hemen arabadan girdik. Tabii ki ben de bir arabam olsun isterim. Allah herkese evini, arabasını almayı nasip etsin inşallah. Vallahi bak gerçekten bu çok önemli. İnşallah herkes evini, arabasını alsın. Değil mi Mithat? Amin diye demiyorsun. Ve herkes inşallah kazasız belasız araba kullansın, emniyet kemerini taksın da diyelim. Ve çok güzel duvar aksesuarları var sevgili seyirciler. Fiyatlar 10 liradan başlıyor, 250 liraya kadar çıkabiliyor. 10 lirayla 250 lira arasında da buraya geldiğiniz zaman duvar aksesuarları ne yapabilirsiniz? Alabilirsiniz burada zevkinize göre. Şöyle birçok duvar aksesuarı var gördüğünüz gibi. Bakın örneğin bir vapur var. Vapurun üstünde şöyle yağlı boyayla çok güzel çizim yapmışlar. Bayılıyorum ama sor evinde hiç duvar aksesuarı var mı diye yok. Şimdi ben bu resimleri çok seviyorum. Duvarları çok güzel bir şekilde süslüyorlar işte evimizin salonunda olsun, ofisimizde olsun ya da gittiğimiz bir yerlerde. Bayılıyorum da duvarları renkli olan evlere falan. Ama sorun bir, kendi evin böyle renkli mi diye. Asacak insan yok. Ha var, çok resim var evde ama asacak insan yok. Yıldız senin elini armut mu toplaya diyebilirsiniz. Beceremiyorum, beceriksizim, yapacak bir şey yok. Onlar da ne yapıyorlar? Aynı burada bunların durduğu gibi benim evde de böyle köşede duruyorlar.
bir zahmet arkadaşlarımdan birinden rica ediyorum ya da babamdan. Çiviyi alın da şöyle bir duvara çakın da şöyle bir resimleri ben de asayım. Evimin duvarı şenlensin ya. Aynı buradaki gibi. Değil mi Mithat? Evet. O zaman lafı fazla uzatmayayım. Burada çok güzel duvar aksesuarları var. Bakın şöyle. 1500 liraya da aynı zamanda duvar aksesuarı var. Bakın. Gördünüz mü? Bir kaftan var gördüğünüz gibi ve çok güzel bir şekilde çerçevelenmiş bu da. 10 lirayla 1500 lira arasında bütçeniz doğrultusunda hangi resmi beğeniyorsanız buraya gelip satın alabilirsiniz. Ay 10 liraya resim mi kaldı yıldız falan demeyin. Bakın burada kampanya yaptık biz. Tanesi 10, 3 tanesi 25. Hem de şöyle gördüğünüz gibi resimlerde bakın. Gümüşünden sarısına, sarısından beyazına, taşlısından taşsızına ne ararsanız burada en güzel şekilde ev aksesuarları var. Saat var, mumluk var, şamdan var. Şöyle gördüğünüz gibi tepsi var, gondol var. Daha ne olsun? Bir de böyle mükemmel bir dükkan var. İçeride de fiyatların uygun olduğunu düşünüyorum. Sorarız şimdi. Daha ne olsun? Değil mi Mithat? Evet. Keşke şu an içinde bulunduğum dükkanın kokusu sizlere gelebilse sevgili seyirciler. O kadar güzel kokuyor ki dükkan, size anlatamam. Bu galiba. Evet, gerçekten çok güzel kokuyor. Bir dükkanın içine girdiğiniz zaman o dükkan ferah kokuyorsa, yani bu benim için geçerli, ben o dükkandan çıkmak istemiyorum. Mesela bu dükkan aslında benim tarzım değil. Tarzım mı? Değil. Hayır, ben daha böyle spor, daha böyle şık, hani spor şık şeyleri tercih ediyorum. Bu dükkan biraz daha klasik. Ama bana göre şeyler yok mu? Tabii ki var. Bakın şöyle aynalara, görüyorsunuz değil mi? Fiyatlar burada ne kadardan başlıyor beyefendi? Fiyatlarımız ürünlerin kalitesine göre değişiyor. Ama piyasadaki normal satılanların aşağı yukarı %50, %75 aşağıda diyebiliriz fiyatlarımız. Mesela en düşük ürünün fiyatı ne kadar? En düşük ürünümüzün fiyatı ne kadar? Piyasada örneğin 400 liralık olan bir ayna yaklaşık 175-150 lira civarına burada düşüyor. Süper. Burada gerçekten çok güzel şeyler var. Evinizde, yani eğer ki misafir odası diye bir oda var ya, bizim evde vardı o. Hala da var. Evin bir bölümü misafir odası diye kullanılıyor. Ve o misafir odası sanırsın müze. O müzeye kimse giremiyor. Annemizin gün arkadaşları ve sadece misafirler giriyor. Değil mi? Akşam gelen misafirler. Onun dışında o odaya girerken şöyle hani giremezsin ya, öyle bir lüksün yok yani senin. Yanlış mı düşünüyorum Mithat? Evet. Doğru diyor. Ya annem beni kesinlikle sokmuyordu. Bizim hiçbirimizi sokmuyor. O koltukta oturamazsın. Misafir oturur. Halbuki Allah göstermesin de 2 gün sonra hepimiz toprak olacağız. Ben oturmuyorum. Sen oturmuyorsun. Misafir oturacak. Ne yapacak? Biz toprak olacağız. O odanın keyfini çıkartamayacağız. Eve gelen giden çıkartacak. Ben o kadar o koltuğa parayı vereyim. Misafir gelsin, onların keyfini çıkarsın. Öyle bir dünya yok. Benim evimde misafir odası olmayacak. Ama ben evimin her köşesini kullanacağım. Her eşyamı da kullanacağım. Çünkü bir daha dünyaya gelmeyeceğim. Değil mi Mithat? Evet, kesinlikle diyor. Ben de öyle düşünüyorum zaten. Şimdi şöyle geçelim. Bakın burada çok güzel ev aksesuarları var. İşte o misafir odası dediğimiz oda bu güzel aksesuarlarla süsleniyor. Burada birbirinden değerli. Sarısından beyazına, beyazından gümüşüne, gümüşünden taşlısına, taşsızına kadar modern klasik şekilde nasıl aksesuar istiyorsanız bu mağazada bulabilirsiniz. Sadece aksesuar olarak kafanızda canlanmasın. Güzel güzel aynalar var. Hemen altında da ayaklı bir masası var. Eskiden böyle telefon koyardık. Ah o eskiler ne güzeldi değil mi? Ben de eskidim, artık yaşlandım falan, değil mi Mithat'cığım? Evet, evet, artık evlenmen lazım. Senin de artık burada çeyiz bakman lazım diyor.
Bunlar kısmet diyoruz ve sizi ilk önce mağazayla baş başa bırakıyoruz. Daha sonra mağazadaki fiyatları sizlere bildirmek üzere ne yapacağım? Sizi mağazanın en güzel köşesinden karşılayacağım. Buyurun, mağaza sizin. Bu güzel dükkanı gezdiniz. Burada çok güzel aynaların da olduğunu söyledim. Zevkinize göre ne yapıyorsunuz? Aynanızı da alıyorsunuz. Konsol değil mi? Doğru mu söyledim? Konsolunuzu da alıyorsunuz ve gidiyorsunuz. Gerçekten çok güzel aksesuarlar var dediğim gibi. Örneğin bunlar. Ne kadar bunlar beyefendi? Bunlar değişiyor efendim boylarına göre. 100 lirayla 150 lira arası değişiyor. 100 lirayla 150 lira arasında değişiyormuş. Örneğin şöyle çok güzel bir ayna var. Şimdi ben sakarım. Bütçem buraya yetmiyor da olabilir ama canım sağ olsun. Değil mi? Canım sağ olsun. Ama bir aynayı kırınca 8 sene evde kalıyorsunuz. Batıl inanç değil mi? Bence de öyle bir şey olmasın zaten. Bakın böyle çok güzel ve değişik aksesuarlar var burada. Bunun fiyatı nedir? 125 liraymış efendim. Bu aynanın fiyatı da pazarlıkta 100 liraya alırsınız çıkarsınız. Değil mi beyefendi? İstediğimiz renge yaptırabiliyor muyuz? Sipariş usulü ölçüler de değişebiliyormuş. İstediğimiz renge göre de böyle bir aynayı yaptırabiliyormuşuz. Ben şöyle ayna kırılmadan hemen size teslim edeyim. Çünkü benim bütçem 50 lira. 125 lira bütçeyle ne yapamam? Başa çıkamam şu an. Ve ne yapalım? Şöyle geçelim. Böyle gördüğünüz gibi meyvelikler var. Bunlar ne kadar? Bunlar da boyutuna göre 100 lira ile 175 lira arası değişiyor efendim. 100 lira ve 175 lira arasıymış. Bakın şöyle renkli renkli ürünler var yine. Mutfağınızı ya da işte salonunuzu, oturma odanızı süsleyeceğiniz böyle çok güzel değişik aksesuarlar var. Bunun fiyatı 100 liraymış. Yani burada fiyatlar 30 liradan başlıyor. İşte 500 liraya kadar çıkabiliyor. Seçtiğiniz, beğendiğiniz ürüne göre çeşit çeşit güzel güzel aksesuarlar var. Hem evinizin salonunda kullanabileceğiniz, hem ofisinizde kullanabileceğiniz, hem de ne yapabileceğiniz, mutfağınızda kullanabileceğiniz ya da duvarınızda asabileceğiniz. Tekrar söylüyorum, fiyatlar 30 liradan başlıyor ve 500 liraya kadar çıkabiliyor. 30 lirayla 500 lira arasında bütçeniz doğrultusunda bu güzel mağazadan istediğiniz ürünü alabilirsiniz ve evinizde kullanabilirsiniz. Ha, bu arada buradan aldığınız bir ürünü başka bir evde de göremezsiniz. Genellikle her yerden alınan ürünler birbirine benziyor ya, burada gerçekten çok farklı ürünler var ve aynı zamanda bahçenizi süsleyebileceğiniz böyle de çok güzel, ne bunların adı? Fenerler var gördüğünüz gibi. Şöyle bazen böyle o kadar çok konuşuyorum ki neyin adının ne olduğunu unutuyorum sevgili seyirciler. Şimdi diyorsunuzdur ki oradan, Allah'ım ya Rabbim, fenerin adını da mı bilmiyor bu kız diye olabilirsiniz. Ama çok konuştuğum için kafam allak bullak oluyor ve doğal olarak konuşmalarım ne yapıyor, karışıyor. Haksız mıyım Mithat? Evet, tamam. Haklısın kardeşim diyor. Bu fenerler ne kadar abicim? Onlar da boyutuna göre 350 liraya kadar. 350 liraya kadar fener varmış. 100 lirayla 350 lira arasında da fener varmış. Tekrar diyorum ya, gelin şu dükkana. Harami Dere'de bulunan. Zaten burası 5 katlı bir yer. İstediğiniz yerden istediğiniz ürünü alabilirsiniz bütçenize göre, ama bu dükkan ev aksesuarlarında farklı bir dükkan. Benden söylemesi, 20 lirayla 500 lira arasında bütçeniz neye el veriyorsa satın alabilirsiniz. Şimdi mağazayı gezmiştiniz ya biraz önce bu mağazayı. Şimdi şöyle biraz daha gezin. Çünkü çok güzel aynalar da var. Sonra ne yapalım? Başka güzel bir yerden sizi karşılayalım. Birazcık da evimizin olmazsa olmaz avizelerine göz atalım. Ne dersiniz? Buyurun, mağaza sizin. Ve Harami Dere'de bulunan, bana göre
güzel bir alışveriş merkezine andıran ve içinde her şeyi barındıran mükemmel bir dünyada gezmeye devam ediyoruz. Şimdi ev aksesuarları nerede, ne kadara? Onları anlatıyoruz sizlere ve ev aksesuarları mağazalarını sizlere tanıtıyoruz. Beyefendi merhaba. Nasılsınız? İyiyim ben de. Hoş buldum. Şimdi böyle bir ayna ne kadar? Direkt bodozlama daldım ben de. Böyle bir ayna 450'den başlıyor. 450'den başlamasın. Bu ayna ne kadar? Bu ayna 450 lira. 450 lira. Şimdi burada gördüğünüz gibi sevgili seyirciler, birçok obje de var. Kitaplığından tutun işte abajuruna kadar birçok obje de var. Yine şöyle mumluğuna kadar. Burada hepsi sizin imalatınız. Ama kişiye göre ve bütçeye göre de daha uygun fiyatlarda yapabiliyorsunuz tabii, değil mi? Yani. Tabii ki. Gelip pazarlıkta yapıyorlar değil mi? Tabii çoğu zaten pazarlıksız ürün zaten vermiyoruz. Normalde etiketi fiyatını kimse kabul etmiyor. Nereye giderseniz gidin. Şimdi burada çok güzel avizeler de var. Şöyle bakıyorum. Aynı zamanda salıncak mı o? Evet. Çok güzel. Çok güzelmiş. Onun dışında çok değişik ve tasarım avizeler var sevgili seyirciler burada. Masa aksesuarlarının dışında da. Mithat baksana ne kadar güzel avizeler var. Ne kadar avizelerin fiyatları? Avizeler 350-450'den başlıyor. 350-450'den başlıyormuş avizeler. 600-700 liraya kadar da çıkıyormuş. Yine şöyle gördüğünüz gibi değişik abajurlar var. Şöyle saat var. Değil mi? Saat o galiba. Normalde saatmiş ama duvar dekoru olarak kullanılıyormuş şu anda. Bakın yine şurada değişik bir saat var. Onun dışında burada değişik bir aksesuar var. Abajur var. Yani o kadar güzel bir mağaza ki burası. Eğer ahşap merakınız varsa mutlaka buraya geldiğiniz zaman bu mağazaya gelip alışverişinizi yapabilirsiniz. Zaten kimse ilk verilen fiyatı kabul edip de pat diye almıyor. Mesela benim param olsa da pat diye almam. Hani cebimde 1000 lira var. Örnek veriyorum. Şuna deyin ki 450 lira benim cebimde 1000 lira var. Aa tamam ben bunu alıyorum deyip parayı verip hayatta dönüp gitmem çok param da olsa. O pazarlık yapılacak. Değil mi Mithat? Kesinlikle. Kesinlikle diyor. Ne kadar pazarlık yaparsan o kadar iyidir efendim. Zaten pazarlık etmek nedir? Mithat da söyledi. Ben de her zaman söylüyorum. Sünnettir. Bu mağaza gerçekten çok güzel bir mağaza. Tekrar söylüyorum. Fiyatlar ne kadardan başlıyor? En düşük ürünün fiyatı ne kadar? En düşük ürünün fiyatı 60 lira var. Mesela dekoratif ürünler tamam. 60 liradan o zaman... başlıyor. En büyük ürünler 5000 liraya kadar, 5500 liraya kadar çıkıyor. 60 liradan başlayıp 5000 liraya kadar zevkinize göre, bütçenize göre istediğiniz ürünü bu güzel mağazadan satın alabilirsiniz. Şimdi ben fazla her zamanki gibi konuştum. Konuşmayayım fazla. Ne yapayım? Birazcık burayı karıştırayım. Hadi hep birlikte karıştıralım. Ama ilk önce siz burayı bir gezin. Neler varmış, neler yokmuş. Buyurun. Paşa'yla birlikte, buranın güzel sembolü Paşa'yla birlikte ne yapıyoruz? Şimdi buradaki güzel aksesuarlara bakmaya devam ediyoruz. Paşa hiçbir yere gidemezsin omuzumdan. Benimle birlikte sen de gezeceksin. Hayvanlar sevildiklerini anlıyorlar. Farkındaysanız değil mi Mithat? Evet. Yani gayet de böyle güzel bir şekilde omuzumda ne yapıyor? Geziyor benimle. Şöyle çok güzel gördüğünüz gibi kitaplıklar var, duvar objeleri var. Yani
Buraya geldiğiniz zaman farklı ne ararsanız var. Benim evim farklı olsun, ben evimde farklı şeyler görmek istiyorum diyorsanız burası tam size göre bir yer sevgili seyirciler. Hem avizelerinden tutun, objelerden tutun ve abajurlardan tutun. Yani ne ararsanız burada var değil mi paşacığım diyelim ve tekrar sizi bu güzel mağazayla baş başa bırakalım. Güzel bir hanımefendi var ve çok güzel tablolar satıyor. Değil mi hanımefendi? Evet, evet efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim vallahi ben de. Duvarlarımız süslensin. Süper. Evimizde aksesuarlar olsun. Uygun fiyata aksesuarlar nereden alınır? Yıldız da izleyicilere rehber olsun dedik. Ve yine geldik, yollara çıktık. Çok güzel. Şöyle tablolar var burada. Bakar mısınız sevgili seyirciler? Ne kadar bunun fiyatı? 150 liraymış. Yanları aynalı. Yine bakın şöyle bir model var. Bunun fiyatı ne kadar? Bunun da fiyatı 150 liraymış. Burada birbirinden güzel yağlı boya tabloları var. Ne oldu beyefendi? Gelin böyle gelin. Konuşmamı çok beğenmiş o yüzden. Neden güneş gözlüğünü takıyorsunuz kapalı alanda? Demin gözleriniz açıktı. Neden taktınız şimdi? Tanınmamak için. Tanınmamak için evet. Mi? Tamam ben tanımıyorum zaten sizi merak etmeyin. Başarılar diliyorum çok güzel şeyler var. Ürünler çok teşekkür ediyorum. Satalım bir tane. Bir gezeyim ondan sonra. Yok öyle olmuyor. Öyle diyen geri gelmiyor. Ha bence de. İyi alışverişler. Görüşmek üzere hoşçakalın. Şimdi sevgili seyirciler buraya geldiğiniz zaman çok güzel yağlı boya tabloları alabilirsiniz. Fiyatlar ne kadardan başlıyor? 40 liradan başlıyor. 40 liradan başlıyormuş. Kaç paraya kadar çıkıyor? Kaç paraya? 1000 liraya kadar çıkıyor. 1000 liraya, 1500 liraya kadar. 1000 lira, 1000 lira diye kaldı. Aslında onun dahası var ama söyleyemiyor. Ben söyleyeyim. Fiyatlar 40 liradan başlıyor. 1000 liraya, 1500 liraya kadar çıkabiliyor. Buraya geldiğiniz zaman bütçeniz doğrultusunda 40 lirayla 1500 lira arasında istediğiniz yağlı boya tablosunu alabilirsiniz. Burada birbirinden değer tablolar var sevgili seyirciler. Bakın yani başka yerde kolay kolay göremeyeceğiniz, evinizi, ofisinizi süsleyebileceğiniz birbirinden değerli tabloların olduğunu ve benim hepsine de bayıldığımı söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi 50 lirayla yola çıkmıştım. Mavi gözlü maviş ablacığım benim. Güzeller güzelim. Şimdi bunun 3'ü 20 liraymış. Hemen 20 lirayı düşür Mehmetciğim. Ve ne yapalım? Burada gezmeye birbirinden güzel tabloların içinde devam edelim. Değil mi? ...360 ekranlarında gezmek olsun programında. Biz bugün yine çok keyifli şeyler yaptık. 50 lirayla yola çıktık. Geriye ne kadar paramız kaldı Mehmet? Teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, siz de benim yaptıklarımı yapabilirsiniz. Ben bugün sizlere buraya gelerek ev aksesuarlarında neleri tercih edebilirsiniz ve ne kadar onları göstermeye çalıştım. Buraya ulaşım çok kolay. Sabah 10'da açılıyor önce onu belirteyim. Akşam da 9'da kapanıyor. Haftanın 7 günü açık. Açık kapalı otoparkı da var kendi aracınızla geleceksiniz. Peki toplu taşımayla nasıl geleceğim ben Yıldız diyorsanız metrobüse biniyorsunuz. Beylikdüzü durağında iniyorsunuz ve çok az
adım atıyorsunuz. 10 adım, 20 adım atıyorsunuz. Ve sonra ne yapıyorsunuz? Buraya geliyorsunuz. İçeride karnınızı doyurabileceğiniz çok güzel yerlerin de olduğunu söyleyeyim. Burası 5 katlı bir yer. Ben bugün sadece ev aksesuarları ile ilgili neler var neler yok ve ne kadara onların bilgisini sizlere vermeye çalıştım. Ama siz buraya gelip de farklı farklı mağazaları da gezebilirsiniz. 5 kat var biraz önce söylediğim gibi. O zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. İstanbul'un başka bir semtinde ya da başka bir ilçesinde ya da keşfedilecek başka bir noktasında 360 ekranlarında tekrar sizlerin huzurunda olmak dileğiyle kalbinizden geçenlerin en güzeli sizin olsun, olmuyorsa da olmasın, boş verin çünkü daha güzeli gelecektir mutlaka. Kendinize iyi bakın. 360 ekranlarından ve Gezmek Olsun programından tabii ki ayrılmayın. Hoşça kalın efendim.